Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız noktadan problem çözümlerine devam edelim. Şimdi bu 10. problemde iki farklı malzemeden yapılmış bir profil kesit görmekteyiz. Kollardan bir tanesi uzun kenarı 100 mm, kısa kenarı 7 mm. Farklı olan ikinci parça uzunluğu 120 mm, kalınlığı 80 mm. Her bir malzemenin kayma modülü, kayma emniyet gelmesi şekil üzerinde işaret edilmiş. Soru şu: bu kompozit mil, iki malzemeli mil ne kadar burulma momenti taşır? Bilmiyorum ama bir T burulma momenti etki etse, bunun T1'lik kısmını bir nolu parça taşıyacak. Geri kalan T2 diyeceğim kısım da iki nolu parça tarafından taşınacak diye düşünebilirim. Yazın bir denge denklemi desen, T1 artı T2 eşittir T. Bundan başka denge denklemi yazamayız. Tek denge denklemi yazıyorum ama iki bilinmeyen içeriyor. T1'i de bilmiyorum, T2'yi de bilmiyorum. O halde şekil değiştirmeyi göz önüne alarak çözüm mümkün. Uygunluk denklemi dediğimiz şekil değiştirmenin geometrik olarak nasıl gerçekleştiğini ifade eden bir denklem. O da madem ki bu iki farklı malzemeden yapılan kesiti bu olan çubuk birlikte çalışıyorlar, iki farklı malzeme. Birincisinin birim boydaki dönme açısı neyse, ikinci malzemenin de birim boydaki dönme açısının aynı olması gerektiği olmalı. Yani omega 1 eşittir omega 2 yazabilirim. Hadi omega 1'i açık açık yazalım. T1 bölü G1 beta H1 B1 küp. Hep bir indisi var bir nolu parça için. İki nolu malzemeden yapılan parça için de aynı değerleri bir kere daha yazdım ama iki indisi kullandım. Sonuçta ne biliyorsam uygunluk denkleminde T1 yerine T1, birinci sarı renkli malzemenin kayma modülünü şuradan aldım. 60 bin megapaskal diye yazdım şuraya. Beta 1 bölü 3'tü. Uzun kenar çarpı kalınlığın kübü. 100 çarpı 7'nin kübü. Karşı tarafa geldiğimde bu momenti T2 bilinmiyor. Bu parçanın taşıdığı. Paydadaki G2 yerine şuradaki kayma modülü yerine 80 bin megapaskal cinsinden yazdım. Uzun kenar 120, kalınlık 8'in kübü. Şunlar 120 çarpı 8'in küpü diye yazıldı. Bakın işlem yaparsanız T2 eşittir 2,38, yaklaşık 2,39 T1 gibi bir şey elde edilir. Burada İkinci parçanın taşıdığı burulma momenti ilk parçanın taşıdığı burulma momentinin yaklaşık 2,4 katı bağıntısını bulduk. Yani gelen burulma momentinin bir kısmını bu bir nolu parça taşıyor ama bunun taşıdığının 2,4 katı neredeyse diğeri tarafından taşınıyor gibi bir bağıntı bulduk. Bunu götürüp denge denkleminde T2 yerine şuraya da yerine yazarsanız sonuçta kesiti zorlayan burulma momentinin %29,51'ini bir nolu parça taşırken %70,49'unu da iki nolu parçanın taşıdığını elde ederiz. Yani artık T burulma momenti her bir parça tarafından hangi oranda paylaşılıyor? Bu elimizde.
paylaşım kuralını biliyoruz. O halde bir nolu malzemenin emniyet gerilmesi 70 megapaskal aşılmasın dersek bir T buluruz. İki nolu parçanın kayma emniyet gerilmesi 90 megapaskal aşılmasın dersek başka bir T buluruz. 0.2951 T bir nolu parçaya düşen paydı. 0.7049 T de iki nolu parçaya düşen paydı. Kayma emniyet gerilmesini bulmak için dikdörtgenlerde nasıl davranıyordu? Kalınlıkla çarpıp beta yanlış söyledim. Alfa HB küpe bölüyordu. Bakın her iki malzeme emniyet gerilmesine ulaşsın koşuluyla taşınabilecek toplam burulma momenti bu iki değer. Bunu mu taşır sistem, bunu mu taşır dediğimizde tabii ki küçük olanın seçilmesi lazım. Çünkü yeşil olan, yeşil renkte gösterilen parça 90 megapaskallık emniyet gerilmesine ulaşsın koşuluyla bulunan moment daha küçük. Diğer bir ifadeyle sarı renkli gösterilen parça 70 megapaskallık kayma emniyet gerilmesine ulaşmazmış. Ama ondan önce iki nolu parça 90 megapaskallık kayma emniyet gerilmesine ulaşılmış diye söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada... Hocam, ben bir önceki soruda şeyi kaçırdım. Omegalar neden birbirine eşit? Orayı anlayamadım tam. O bir daha tekrarlamanız mümkün mü? Omega 1 ile omega 2 eşit dedik ya. Şimdi... Kusura bakmayın. Bunlar birlikte gelen momente karşı koyuyorlar. O halde bu başka şekil değiştirme, bu başka şekil değiştirme yapamaz. Yani kaynaklanmış gibi düşünebilirsin. Yani kolon kiriş gibi mi düşüneceğiz? Yani kolon kiriş tam güzel bir benzetme olmaz. Bu iki farklı malzemenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kesit. Ha, tamam. Anladım. Aynı şekil değiştirmeyi yaparak kuvvet paylaşımı yapabilirler. Yoksa ikisi arasında bir şekil değişimi yönünden bağlayıcılık olmazsa bu kendi bildiği gibi davranır. Bu da kendi bildiği gibi kuvvet taşır ve bunlar çok daha küçüktür. Birlikte kuvvet taşımak söz konusu olduğunda çok daha büyük kuvvet taşınır. Şöyle düşünebilirsin. Çok güçlü kuvvetli biriyle onun yanında daha zayıf biri birlikte bir şey taşısalar mı daha büyük yükü taşırlar? Yoksa bu kendi başına taşısın, bu kendi başına taşısın desek mi daha büyük yük taşınır? Yani yardımlaşma her zaman daha büyük yüklerin taşınabilmesi demektir. Tamam, anladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bundan sonraki slaytımızda şöyle bir problem var. Bu problem ne diyor? Kısaca açıklayalım. Şekilde gösterilen kademeli çubukta her iki malzemenin de emniyet gerilmesine çalışması hali için alüminyum parçanın çapı ne olmalı? Çelik parçanın çapı ne olmalı? Alüminyum dediğimiz parça burada sarı renkli görülen kısım. Kayma modülü emniyet gerilmesi bu. Çelik dediğimiz parça gri renkli görünen kısım. Kayma modülü ve kayma emniyet gerilmesi bu. Yük bu, iki uç ankastre dönmeye karşı engellenmiş. Ama deniyor ki bu parçada emniyet gerilmesi olan 40 megapaskala ulaşsın. Şu parçada emniyet gerilmesi olan 100 megapaskala ulaşsın istiyoruz. Çap ne olmalı? Alüminyumda ne olmalı? Çelik kısımda ne olmalı diye soruluyor. Yazabileceğimiz denge denklemini hemen yazalım. Şimdi bunlar 10 megapaskallık dış yük etkisinde serbest cisim diyagramını çizip A'daki
reaksiyonu TA ile göstersem, C'deki reaksiyonu da TC ile göstersem, her ikisini de bu etkiyen vurulma momentine ters yönde göstersem, TA buradaki reaksiyon artı TC buradaki reaksiyon eksi ya da eşitliğin sağ tarafında yazarsanız eşittir 10 olması lazım. İşte bu denge denkleminin kendisi. Tek denge denklemi yazıyorum ama iki bilinmeyen kuvvet var. O halde şekil değiştirmeyi göz önüne alacağım. A'nın C'ye göre yaptığı dönme açısı sıfırdır ya da tersi. C'nin A'ya göre yaptığı dönme açısı sıfırdır. Bu da uygunluk şartı. Şekil değiştirmenin nasıl olduğunu söyleyen denklem. Bunun için bir vurulma momenti diyagramını çizmem lazım. İşte kesim yöntemiyle bu bölgede TA'ya eşit olur. Tekil kuvvetlerin arasından bir kesim yaptığımda. Burada 10 kadar zıplar ya da kesimi bu bölgede tekil kuvvetlerin arasında yapıp sağ parçayı alırsanız eksi TC olur. TC'de denge denkleminden yalnız bırakırsanız 10 eksi TA diye yazılabilir. Demek ki vurulma momenti diyagramı burada gösterildiği gibidir. Bu bölgede eksi işaretli, AB kısmında artı işaretli. Çünkü her iki mesnet reaksiyonunu ben yüke ters yönde almıştım etkiyen zorlamaya. O halde bu eksi işaretli burulma momenti bölgesi olur. Burası da artı işaretli olur. Kesitten uzaklaşan yönde olduğu için. İşte bu şartı açık açık yazıyorum. Dedim ki TL bölü GJ formülünü yazdım. T burulma momenti. Kilonewton metre biriminde. 10 üzeri 6 ile çarparsam newton milimetreye döner. Boyda 2 metre. 2000 milimetre. Paydaya geldik. G ve J'yi yazacağım. G 28.000 megapascal. Dairesel kesitim polar atalet momenti. Pi D alüminyum üzeri 4 bölü 32. Eksi dedim. Şimdi bu bölgedeki dönme açısını yazıyorum. TL bölü GJ formülünden. Ha, burulma momenti 10 eksi TA çarpı 10 üzeri 6 dersen newton milimetre cinsinden yazılmış olur. Çarpı bu kısmın uzunluğu 3 metreydi. 3000 milimetre diye yazdım. GJ 80.000 megapascal kayma modülü. PD üzeri 4 bölü 32 de polar atalet momenti. D çelik üzeri 4. Bakın şu bağıntıyı birazcık sadeleştirirsek rakamlarını ne çıktı? Şöyle bir şey elde ettik. Şöyle bir denklem elde ettik. Buradan sonraki aşama nasıl devam edebilir onu düşünüyorum şu anda. Alüminyum bölgede oluşacak en büyük kayma gerilmesi 40 megapaskalı aşmasın koşulumuz vardı. Şimdi gerilme bağıntısında dedim ki alüminyumun taşıdığı burulma momenti TA'ydı. Bunu 10 üzeri 6 ile çarparak newton milimetreye çevirdim. Alüminyumun polar atalet momentini aynen yazdım. Alüminyum parçanın çubuk ekseninden en uzak noktası D alüminyum bölü 2'dir. Bu eşittir 40 olsun. Bakın burada bir bağıntı var. TA ve DA içeriyor. Aynı ifadeye benzer çelik kısımdaki gerilmede 100 megapaskalı aşmasın diyerek şöyle bir ifade elde ettim. T çelik kesim yaptığımızda çeliğin
burulma momenti, taşıdığı burulma momenti. Çarpı 10 üzeri 6 Newton milimetre cinsinden. Çelik parçanın polar atalet momenti pi bölü 32 d çelik çarpı çubuk ekseninden en uzak nokta d çelik bölü 2. Bu da 100 megapaskalı aşmasın demiştik. Burada gördüğümüz bağıntılardan TA'yı çekip şurada yerine koysam, T çeliği çekip şurada yerine koysam ne oldu? İfadede bilinmeyen sadece alüminyum bölgenin çapıyla çeliğin çapı kalır. Ve buradan sadeleştirdiğimizde çelik kısmın çapı alüminyum kısmın çapının 1,3125 katı olarak elde edilir. Daha sonra üstteki denklemlerde buradaki sadeleştirmeleri görüyorsunuz. TA bölü DA üzeri 4 şuna eşitmiş. O da şöyle sadeleştirilmiş. Bu TA bölü D üzeri D alüminyum üzeri 4'ü şu rakam olarak götürüp şurada yazmışık TA yerine. Benzer ifadeyi bir alttaki T çelik bölü D çelik üzeri 4'ü yalnız bırakıp şu ifadeyi de alıp şuradaki bağıntı yerine yazmışık şunu bulabilmek için. Sonuçta üstteki iki denklemi taraf tarafa oranlarsanız T alüminyum üzeri en büyük bölü T çelik üzeri en büyük. Şu iki denklemi taraf tarafa bölerseniz 40 bölü 100 bölümden çıkan bağıntı şu. Oradan da T çeliğin 5,65 TA olduğunu bulursunuz. Buradan denge denklemine gittiğinizde çelik kısma düşen burulma momentinin büyüklüğü, alüminyum kısma düşen burulma momentinin büyüklüğü çıkar. Şu çap oranıyla da elde edilecek değerler bunlardır diye söyleyebiliriz. Şimdi burada iki farklı soru daha var. Bunlar eski sınav sorularıdır. Nasıl çözüm yapılmış? Tek tek düşünelim. İçi boş, halka kesitli bir çubuk iki ucundan uygulanan 10 kilonewton metrelik burulma momentleri etkisinde. İki uç birbirine ters yönde çubuğu zorluyor. Dış çap 100, iç çap 80 milimetre. Bu çubuğun üstüne bir uzama ölçer yapıştırdık. Bu uzama ölçer şekil değiştirme sırasında eksi 500, 10 üzeri eksi 6 değerini gösterdi. Çubuk ekseniyle 30 derecelik açı yapan doğrultudaki birim boydaki değişme bu kadarmış. Eksi 500, 10 üzeri eksi 6. Milin kayma modülü nedir? Soru bu. Şimdi öncelikle halka kesitli milin dış yüzünde bir eleman. En büyük kayma gerilmesi hesaplanabilir. 10 kilonewton metrelik momentten dolayı oluşacak kayma gerilmesini hesaplamak kolay. Dairesel halka kesitli milin polar atalet momentini pi bölü 32 parantez içinde 100 üzeri 4 eksi 80 üzeri 4 diye yazdım. Dairesel kesitli mildeki kayma gerilmesi eşittir. T bölü 10 çarpı 10 üzeri 6 bölü polar atalet momenti çarpı 50 milimetre yazarsanız kayma gerilmesinin değeri bu çıkar. 86,26 megapaskal. Burada böyle bir kayma gerilmesi varsa dik düzlemlerde de aynısı olmak zorunda. Normal gerilme yok
Çünkü dairesel kesit rijit bir levha gibi döner, boy değişimleri yoktur hiçbir doğrultuda. Demek ki normal gerilmeler sıfır, sadece kayma gerilmesi olan bir gerilme durumu. Peki bu gerilme durumunun oluşturacağı şekil değiştirme durumunu nasıl hesaplarım? İki boyutlu haldeki genelleştirilmiş Hooke yasalarından epsilon x, epsilon y ve gamma x y şu alttaki üç denklemden gerilmelerde şu değerler olarak kullanılıp hesaplanırsa bunlar çıkar. Şekil değiştirme dönüşüm denklemlerinden birincisini alıp 30 derece açı yapan doğrultudaki şekil değiştirmeyi epsilon x üssünü epsilon 30 bunu 510 üzeri eksi 6'ya eşitlersem buradan g kolaylıkla şöyle hesaplanır. Hatırlayan var mı? Epsilon x üssü eşittir. Epsilon x artı epsilon y bölü 2 artı epsilon x eksi epsilon y bölü 2 cos 2 teta artı gamma x y bölü 2 sin 2 teta. Ana formül buydu. İşte bu denklemden g'yi bulmuş olduk. Gamma x y yerine şunu yazarak kayma modülünün değeri şöyle elde edilmiş oldu. Bir başka soru. Onu da burada bakalım. İnce uzun bir dikdörtgen levha spiral biçimde bükülü kaynaklanarak bir dairesel kesitli tüp kesit elde edilmiş. Bir halka gibi bir kesit elde edilmiş. Bu kaynaklı olarak elde edilen çubuk ne kadar burulma momenti taşır diye sorulmuş. Şimdi içi boş mil, buradaki teta açısı 40 derece olacak şekilde kaynak dikişleri oluşturulmuş. Dış çapında 120 milimetre olduğunu biliyorum. İç çap nedir? Et kalınlığı 5 milimetre ise, dış çap 120 ise, 5 milimetre buradan çık, 5 milimetre buradan çık, 110 milimetre olur iç çap. Dış çap 120, iç çap 110 milimetre. Polar atalet momenti nedir? Pi bölü 32, parantez içinde 120 üzeri 4, eksi 110 üzeri 4 derseniz bunu bulursun. Demek ki tüp kesitin polar atalet momentini hesapladık. Başka tam kaynak dikişinin olduğu yerde dış yüzde bir eleman alsak. O eleman bu eleman. En büyük kayma gerilmelerini bulur muyum? Bulurum. O tau olsun. Tau işaretiyle gösterdiğim değer eksenden en dış uzaklıktaki 60 milimetre uzaklıktaki dış yüzdeki kayma gerilmesinin değeri. Bu yüzeyde aldığım elemanın bütün yüzlerinde aynı kayma gerilmesi etki eder. Benim için önemli olan kaynak dikişinin çubuk ekseniyle 40 derecelik açı yapması halidir. Kaynak dikişini bu çizgiyle düşünürsek, ona dik doğrultudaki normal gerilme, kaynak dikişi doğrultusundaki kayma gerilmesi sigma kaynak tau kaynak olarak gösterilmiş olsun. Soru da diyor ki kaynak normal emniyet gerilmesi artı eksi 100 megapaskal. Kaynak dikişi kayma emniyet gerilmesi artı eksi 55 megapaskal. Ne kadar burulma momenti taşır? O halde ben şu kaynak dikişinin bulunduğu düzleme dik doğrultudaki normal gerilmeyi bulmam lazım. Bunu artı eksi 100 megapaskaldan küçük olmalı diye bir denklem. Sonra
kaynak dikişine etki eden kayma gerilmesini de artı eksi 55 megapaskaldan küçük olmalı deyip ikinci bir denklem oluşturacağım. Bu iki denklem bana iki farklı vurulma momenti değeri verecek. O halde nasıl yazabilirim? Bir noktadaki gerilme hali böyle tanımlanmış. Bana şu düzleme etki eden normal gerilme ile kayma gerilmesini veren bağıntılar lazım. Onlar da gerilme dönüşüm denklemleriyle bulunabilir. İki tanesini ben buraya kopyaladım, yapıştırdım. Diyorum ki x üssü doğrultusundaki yani normali x ekseni ile teta açısı yapan bir düzlemdeki normal gerilme şu bağıntıyla bulunulmuş. Tansörel büyüklüklerdeki değişim ifadesi. Kayma gerilmesi de şu bağıntıyla bulunulmuş. Bütün mesele teta'nın ne olduğunu bilmek. Teta nedir dediğimde yatay doğrultudan başlayacaksınız. Yatay doğrultuyu ben x ekseni olarak düşünürsem söz konusu düzlemin normaline ulaşmak için kaç derece döneceksiniz? İşte teta açısı bu. Ya da mukavemet 1'de McMovie web sayfasından bir şeyler anlattıydık. Tap, drop, sweep the clock diye sanki bir oyun oynayarak herhangi bir düzlemin doğrultusunu veren teta açısını belirlemiştik. Hatırlayan var mı? Tap, drop, sweep the clock yöntemini. Tap neydi? İlk düzlem şu. Tap ne? Ses duyuluyor mu? Duyuluyor hocam. Tap ne demek? Tap. Eyvah eyvah. Hiç tekrar etmiyorsunuz mukavemet bir. Geceleri ne yapıyorsunuz siz? Bak ciddi soruyorum. Geceleri ne yapıyorsunuz? Yani eski ders notlarını açıp şunu bir tekrar edeyim, şu konuya bir bakayım. Böyle bir çaba içine giren yok mu içimizde hep? Dersi aldık, öğrendik, geçtik, bir daha işimize yaramayacak diye unutuyoruz mu hemen? Tap, İngilizce ne demek? Peki, İngilizce kelime olarak soruyorum. Tap. Dokunmak hocam. Bir, tam duyamadım. Dokunmak. Yani dokunmak işte. Not touch, tap, top. Hadi öyle söyleyeyim. Türkçe okuyorum, top. Tap. Ne demek? Senin söylediğin touch, o dokunmak demek. Ya en üst tepe değil miydi o Tepe. yukarıdan? İlk düzlemin tepe noktasını bul. İşte burası. Aynen Drop ne oradan demek? Drop. o drop Ha, aşağı in düşürmek. demek. Aşağı indirecek. Düşmek doğru. Tap, drop. Aşağı indim. Şu eğik düzlemin kaynak dikişini tepe noktasını bul, aşağı bir çizgi çiz. Sweep the clock ne demek? Hipotenüse dön. Öyle çevirdiydik. Hipotenüse doğru süpür. Sweep the clock yani saat dönüş yönünde süpür gibi bir anlamı var. Tabii Türkçe çevirdiğimizde tepeyi bul, aşağı in, düşey çizgiyi hipotenüse döndür. Çünkü bir üçgen oluşuyor. Aşağı indiğimizde hipotenüse dön diyor. İşte bu açı, şuradaki açı teta açısıdır. Şu eğik düzlemin tanımlandığı teta açısını bu yöntemle bulabilirsin diyor. Tap, drop, sweep the clock. Peki şu düşey açı nedir? Hadi bakalım. Şimdi iş ona geldi. Yatayla yapılan açı 40 derece ise düşeyle yapılan açı nedir? Dik üçgen. Yatayla yapılan açı
40 derece ise düşe ile yapılan açı nedir? 50. 50 derece. Hangi yönde döndüm? Saat dönüş yönünde döndüm. Drop, sweep the clock diyor. Saat dönüş yönünde döndüğüme göre bu açı negatif bir açı. Demek ki şu denklemde teta gördüğüm yere eksi 50 derece yazarsam kaynak dikişini açmaya çalışan normal gerilmeyi bulmuş olurum. Eksi 50 nasıl bulundu anladık mı? Hatırladık mı birazcık mukavemet birden? İkinci bir husus, tanımı neydi? Hangi düzlemdeki normal gerilmeyi bulmak istiyorsan x ekseninden başla, o düzlemin normaline ulaşıncaya kadar dön. Şimdi ben yatay doğrultuyu x ekseni desem dönmeye başlıyorum. Bu düzlemin kaynak dikişinin normaline ulaşıncaya kadar, şu doğrultuya ulaşıncaya kadar. Önce şu dönüşü yaptım. Şuradan başladım, şu kadar döndüm. Bu dönüş kaç derecedir? Şuraya bak, kaçtı? Yatayla yapılan açı kaçtı? 40. Sonra bir 90 daha ekledim. 130. 130. Demek ki x ekseninden başlayıp 130 derece dönersem şu kaynak düzleminin normaline ulaşırım. Bu diğer bir ifadeyle eksi 50 derece dönerek de ulaşırım aynı düzlemin normaline. Çünkü bir düzlemin alt tarafını tararsam normali işte budur. Aynı düzlemin üst tarafını tararsam normal aşağı doğru giden bu doğrultu olur. O da eksi 50 dereceymiş. X ekseninden başlayıp saat dönüş yönünde 50 derece döndüğüm zaman kaynak dikiş düzleminin normaline ulaşırmışım. Bakın bütün bunlar unutulmuş. Yani mukavemet bir şu anda hafızadan temizlenmiş. Neredeyse hiçbir şey kalmamış. Bunlar eski sınav soruları. Mukavemet biri bu kadar unuttuktan sonra bu soruyu çözemezmişsiniz. İyi ki üstünde böyle ayrıntılı bir şekilde tartışıyoruz. Sonuç, gerilme hali bu. Sigma x 0, sigma y 0, sadece tau var. Bana teta yerine ya artı 130 koyarak kaynak dikişine etkiyen normal gerilmeyi bulun, şu gerilmeyi bulun. Sigma x 0, sigma y 0 yok çünkü burada gerilme yok, burada da yok. Şu iki terim düştü zaten. Tau x'ye var mı? Var. İşte tau diye yazdım diye. Sinüs 2 teta. Teta yerine ne istiyorsanız yazın. Sinüs 2 tane eksi 50. Sinüs 2 tane 130. Hangisini derseniz deyin ve bulun bakalım. Bu ne olmalı? Artı eksi 100 megapaskalı aşmamalı. Tau sin eksi 110 küçük olmalı, artı eksi 100 megapaskal. Buradan tau'yu bulun. 100 bölü sin eksi 110, 100 bölü sin 2 tane 130, 260. İkisi de kabul. Ben şimdi kağıt kalem alıp yapıyorum. Tau küçük ya da eşit olmalı 100 bölü sin 260. 2 tane 130 diye yazdım. Ya da aynı anlama gelir. Sin eksi 110 derece. 2 tane 50 miydi? Eksi 50 ise eksi 100 derece. Pardon, düzeltiyorum. Hesap makinesini aldım. 100 bölü sin 260 dedim. Ne çıktı? 101.54. 101.54 çıktı.
Şimdi gelelim şu tau yerine ne yazacağım? Tau yerine ne yazacağım? Hatırladık mı ne yazacağımı? T bölü J kere 60 yazacağım. Tau yerine T bölü J kere 60 milimetre yazacağım. Bunu neye eşitleyeceğim? 101,54'e eşitleyeceğim. Demek ki polar atalet momenti ile çarp 60'a böl vurulma momentini bulmak için. 101,54'ü çarpı 5,98 bölü 60. 10,12 kilonewton metre çıkar. Vurulma momentinin değeri, ben biraz yuvarlayarak yazdığım için, bakın buradaki değeri elde ettik. Demek ki kayma gerilmesi tau yerine T bölü J kere 60 yazmam lazım. En büyük kayma gerilmesinin değerini. Şuradaki değer vurulma momenti cinsinden yazılırsa T'nin değeri hesaplanır. İkinci denklem. İkinci denklemde ne yapacağız? Bu sefer sigma x yok, sigma y yok. Bu terim düştü. Tau x'ye cos 2 teta var. Tau x'ye cos 2 teta. Neden, kimden küçük olacak? Kayma gerilmesi artı eksi 55'ten. Şu anda diyorum ki tau x'ye yerine T bölü J kere 60'ı yazdım. Kosinüs 2 tetayı sağ tarafa attım. Artı eksi 55 bölü kosinüs eksi 100 derecede olur. 260 derecede olur. Hesap makinesini aldım. 55 bölü kosinüs eksi 100 derece. Yanlış oldu, sinüs oldu. Düzeltelim. 55 bölü kos eksi 100 derece çarpı polar atalet momenti 5,98 bölü 60. 31,56 gibi bir değer buldum, biraz yuvarladığım için. Kilonewton metre. İşte bulduğum bu değerlerden küçük olanı tabii ki emniyetle taşır diye karar verebilirim. Önemli olan vurulma momentiyle zorlanan bir çubuğun dış yüzünde bir eleman tanımlamak, gerilme halini oluşturmak. Bu gerilme hali belli ise kaynak dikiş düzlemini açan normal gerilme ile Evet. Bravo. Hangi maddelerin getirdiği o kendini getirdi. Tam erimedi. Donmuştu ya, kokmasın diye koydum. Kimin annesi babası bağırıyor? Gençler. Biri aşka geldi galiba. Ne sana da benziyor arkadan. Ya bu da benziyor anne tabii. Dedi kana benziyor. Arkası bu. Bir de aile. Ensede ne bu? Allah Allah. Dün bundan geçti aynı. Tam biri de avuza görsün bu. Vallahi özendim. Ne güzel muhabbet ediyorlar. Evet. Aşağı yukarı dersi tamamladık sayılır. Bu ilavelerle birlikte. Bundan sonraki soruları sizlere bırakıyoruz. Bunlar hep çözümlü, detaylı bir şekilde verilmiş sorular arkadaşlar. Deyip bugünkü dersi bu noktada kapatalım. Aslında şu soruyu da çözecektik ama derse müdahale olduğu için bunu da size bıraktım. Hepinize iyi günler arkadaşlar.
Arkadaş, sen öyle çok konuşmazdın. Diğerini de koydun. O da oradan.